Evet, devam ediyoruz. Örnek 6. Evet, kirişler dörtgeni ile ilgili basit bir soru olmuş bu. Bakalım. Şimdi arkadaşlar 70 ise kirişler dörtgeni olduğunu görüyoruz. DECB kirişler dörtgeni diyor. 70 ise buraya ne olur? Toplamları 180 olacaktı. O yüzden 110 oldu. Şimdi bunu bulmaya gerek yok. Buradan gidelim. Alfa'ya yaklaşacağız. Bu tarafa doğru gidiyoruz çünkü biz. Şurası 80 ise buraya 100 derece olur mu? 110 ise buraya 70 derece olur. Gayet kolay bir şekilde. 170 alfa ne oldu? 180 üçgen iç açılar toplamından 10 derece oldu. Çok basit bir soruymuş bu. Problem yok. Evet, zor sorulara doğru ilerleyelim yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar 80 derece verilmiş. DC, CB evet eşit tamam. Alfa kaç derecedir? Alfa şurada. Kaç derecedir? Bir kere burada ikizkenar üçgen var. Bunu ikizkenar üçgeni şunu birleştirelim. Yani D ile B'yi birleştirmek istiyorum. Taban açılarını bulalım hemen. D ile B'yi birleştirip. Şurası ne oldu? 180'den 80 çıktı. 100 derece 2'ye böldük. 50, 50. Şuralar 50 oldu mu? 50 dereceye. 50 derece. Tamam. Şimdi bu 50'ler ne işimize yarar? Bakınız 50'nin 2 katı 100. Şurayı bulabilirim. Şurası kaç oldu? 100 derece oldu mu şu yay? Burası da aynı şekilde yine 100 derece oldu. Şimdi bak 140 iki katına bakıyorum 140. Şurası şöylece 280 olur mu? 200 çıktı. 100 100 daha 200. Buraya ne kaldı şuraya? 80 derece kaldı mı şurası? 80 kaldı. Alfamız bizim dış açı formülümüzden dolayı neydi? Alfamız arkadaşlar. Alfamız dış açı formülünden dolayı 100 eksi x eksi y diyorduk ya. 80 bölü 2, 20 bölü 2'den 10 derece çıkar. Gayet güzel bir soru oldu. Hoşuma gitti yani. Burada var mı problem diye soramıyorum. Okulda soruyorduk. Devam edelim bakalım. Çok şık bir soruyla karşı karşıyayız. AD eşittir DC. AD eşittir DC. Şu yaylar evet. CE eşittir EB şu yaylar eşit tamam 55 alfa kaç derecedir alfa burası güzel arkadaşlar bunlara eş isimler verelim mesela şuraya AA buraya da BB desek şimdi 55'i nasıl yazabilirim hemen 55'i A artı B bölü iç açı formülünden dolayı şöyle yazabilir miyim 55 eşittir A artı B bölü 2 gördüğü yaylar toplamının yarısı yani A artı B ne oldu buradan 2 katı işler işler çarpımı yapıyorsun burada 110 derece. Bu bir. Dursun. Bir de alfaya 2 alfa yazalım burası. Nedir? İç açıdır. Arkadaşlar şimdi toplamını nereye eşitliyorum? Hepsinin toplamını 360 dereceye eşitliyorum. Bak 2A 1 2A 2B artı 2 alfa eşittir. 360 mı? Çemberin çevresi 360'a. Hepsini ikiye böldüm. A artı B artı alfa 180 derece olur. A artı B'yi de ben ne 110 bulmuştum. Şuraya da ne yazıyorum? 110 artı alfa 180 yazarsak 70 derece. Alfayı çok güzel bir şekilde bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Mükemmel bir soruydu bence. Evet. Çok zor da değil. Çok kolay da değil. Böyle orta kalitede güzel bir soru. Evet yine açı olmayan sorularımız. Açı olmayan sorularda ya 30-60-90 üçgeni ya 45-45-90 üçgeni çıkıyor. Evet bunu artık anladık gibi. İki dersimizdir. Yapıyoruz bu soruları. Güzel yarım bir çember verilmiş. P dışarıda nokta dış nokta. Evet PC eşittir. Evet bak özellikle OA'yı yani yarıçap burası R değil mi? R. O zaman bu da R. Bu da R. Bu da R. Bunu bizim yazmamız gerekiyor. Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Bir kere yarıçapı birleştirmemiz lazım ki 30-60-90 üçgeni oluşsun. Değil mi? Genelde bu sorularda oluşturuyoruz. Hemen O ile D'yi birleştiriyorum. Merkezden TET indirlendik ve TET diktir 90 dereceye yapıştırıyorum. Bak 2R R. Burası da R değil mi? 30-60-90 üçgeni oluştu. Bak hemen şuraya çizeyim şöyle. 90 R 2R. Mükemmel bir şekilde 30-60-90 üçgeni. 30'un karşısı R.
90'ın karşısı 2R, 60'ın karşısı R kök 3, ama bizim işimize yaramayacak. Şuraya 30 derece yazıyorum. Buraya 60 derece yazdım. Arkadaşlar, şimdi 60 derece. Burası da zaten dik 90, yarım çember ya, dörtte bir çember. Hepsi 90 olur onların. Çok mükemmel bir şey oluştu. Bakın şurada hemen şuraya tekrar çiziyorum şu üçgeni. Bakın DAO üçgeni, yani şu üçgeni şuraya bir daha çiziyorum. Şurası 150 derece olur mu? 150 derece. Bak neden 90-60 da? 90-60 da 150 yaptı. Şimdi R. Bunlar da R. İkizkenar üçgen. Evet. Burası da alfayı soruyor zaten. 180'den 150 çıktı. 30. 2'ye böl. 15-15. Mükemmel bir cevap. Süper bir soruydu bence. Evet arkadaşlar. Mükemmel sorularımıza devam edeceğiz. Öğrencilerim beni bilirler. Mükemmel sorularımız vardır. Evet. Bu da bittiyse ve son soru, final sorumuz, çok güzel bir soru. Arkadaşlar, alfayı soruyor. A'ya 3 ergeni verilmiş. Hemen ben bunları yazıyorum kolaylık olsun diye. DC, BC. Ha, şurada DC uzunluğu BC uzunluğuna eşitmiş. Yani orada uzunluklar ayırdığı uzunluk olarak vermiş bize de. Biz yay olarak da alabiliriz. Yani şu yay DC yayı ile BC yayı birbirine eşit diyebilir miyiz? Şu uzunluk eşitse yaylar da eşittir. Tamam. Bunu dedik. Alfayı soruyor. A'ya 3 abi. Hiçbir açı verilmemiş öyle mi? Oo, güzel. Zor soru olması bundan dolayı. Alfa kaç derecedir? Mükemmel bir soru daha işte. Evet. Arkadaşlar. Bakın buraya güzellik olsun, kolaylık olsun diye şöyle yapabilir miyim? Mesela ben şunlara x açısı desem. Bilmiyoruz ya. 2x burası. E burası da x olur mecbur. Neden? Eşitmiş çünkü bunlar. 2x. Şimdi sevgili arkadaşım şuraya 180 eksi x kalır mı? 180 eksi x olur değil mi? Toplam 180, burası x ise şuraya 180 eksi x kaldı. Şimdi a ile 180 arasında şöyle bir bağıntı yazalım. Nasıl bir bağıntı yazalım? İki iç bir dış formülünden. Alfa, şimdi mavi kullanmak istiyorum. Alfa eşittir. Bir dış açı kendisi komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Alfa eşittir. 180 eksi x artı a olur. Bu birinci denklemimiz. Şurada dursun. Yani bunu düzeltirsem alfa eşittir 180 artı a eksi x böyle dursun. Bu bir. Bir diyelim dursun. Evet. Bir de çemberin çevresi var arkadaşlar. Çemberin çevresi. Ha, bir teğet demiştik. Şu teğeti bir söyleyeyim isterseniz. Yani bunlar mesela şurası çember. Şurası 4a ise burası 180 eksi 4a oluyor değil mi? O yüzden dolayı şurası hemen yazıyorum. 180 eksi 4a olur. Teğet olduğu için bunlar değil mi böyle? Tamam. 180 eksi 4a. Şimdi toplamı çemberin çevresini toplama 360'a eşitleyeceğim. Hemen yapıyorum. 180 eksi 4a bu 1. 4x artı 4x eşittir 360 mı? Çemberin çevresi. Bu karşı bunlar kısaldı. 180 kaldı burada. 4x eksi 4a 180 mi oldu? Her tarafı 4'e böldüm. X eksi A 45 derece. Evet. Mükemmel bir şey. Arkadaşlar X eksi A 45 ise eksi X artı A eksi 45'tir. Yani eksiyle çarpmış oluyorum. Getiriyorum. Buraya yerine yazıyorum. Bak buraya getir. Güzel bir şekilde yazıyorum. Alfa eşittir. 180 eksi 45. Bakın buraya eksi 45 yazdım. Ya zaten geniş açı. Burası 45 derece olamaz değil mi? 135 derece çıktı. Mükemmel soru. Arkadaşlar bu sorular gerçekten çok güzel sorular. Orijinal ve dışarıda kaynaklarda bulamazsınız. Bizi daha takip etmeye devam edin diyorum ben. İnşallah bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.